Kabataş'ta oturuyorum. Set üstüne yakın bir yerde. Haliyle Boğaz'dan tüm geçen gemilerin de görüntüsünü sık sık görüyorum. Görmediğim zamanlarda onların çıkan düdük seslerinden durumlarını bir ölçüde anlıyorum. Yani şayet rotasında bir kayık ya da bir başka bir şey varsa ona 3 tane düdük çalıyor. Ya da başka türlü bir tehlike anı varsa 5 kesik düdük çalmanın acil bir durum olduğunu biliyordum. Yine böyle bir perşembe sabahı 15 Kasım 1979 uykumun içinde 5 kesik düdük duydum. Şimdi düdüklerin birini, ikisini, üçünü duyduğunuz zaman sakin olabiliyorsunuz. 4. ve 5. kesik düdüğü duyduğum zaman eyvah bir şey olacak diyorum, fakat insanın yatay vaziyetten birdenbire dikey vaziyete geçmesi kolay olmuyor. Yani birdenbire kendinizi hazır hissetmiyorsunuz. Zaten hissedecek vakit de kalmamıştı. O 5 kesik düdükten sonra bugüne kadar benim ve birçok insanın duymadığı, bilmediği, deneyimi olmadığı bir sesle karşılaştık. Bu müthiş bir patlamaydı. Öyle bir patlama oldu ki Kabataş set üstündeki bütün evlerden, Kadıköy'deki bütün evler varıncaya kadar, hatta Maçka'ya, Beşiktaş'a, bu cepheye bakan bütün evlerin camları olduğu gibi aşağı indi. Bütün cephe o basınçtan, o yansımadan camlarını kaybetti. Bu olaya tanık olanlar, fakat görmeyenler, bunun bir deprem olduğu izlenimine kapıldıklarını söylediler. Ve herkes yatağından ok gibi kalktı. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ben bulunduğum dairenin camlarını kaybettiğim zaman sabah serinliğinle karşılaştım. 5.20'nin sabah ayazı yüzüme yapıştı. Hemen evin terasına çıktım. Haydarpaşa'ya doğru baktığım zaman ilk izlenimim deniz yanıyor oldu. Olay çok büyük olay. Olay şehri de aşan bir olay. Gemi daha karaya oturmamıştı. Gemi sürükleniyordu. Serseri bir mayın gibi sürükleniyordu. Bir gökyüzü yanıyordu. Kütür kütür yanıyordu. Çatırdarcasına yanıyordu. Yani böyle bir yangını daha önce hiç kimse görmemişti. Gözünüze sığmayan bir yangındı. Denizdeki yansımasıyla beraber daha da bu büyük görünüyordu. Ve sıcaklık yüzünüze geliyordu. Şimdi bu durumda bu sesi duyanlar, haremdeki serbest bölgede gemisi olanlar, yükü olanlar, herkes can derdinde. Kimi gemisini kaçırmaya çalışıyor. Çünkü denize dökülen ham petrol yayılıyor. Bir bariyer yok, bir engel yok. Dalgalarla yayılıyor. Yayıldıkça alevler daha büyük görünüyor. Herkes böyle o Haydarpaşa, Kadıköy iskelesi ve devamı Moda'ya doğru sahillerde yoğun kalabalıklar oldu. Kafadan geçilmiyordu. Herkes böyle yanak yana olayı seyrediyordu. Altı yola doğru, o üst tepelerden, evlerden, çatılardan. Ve hayret, çünkü şaşkınlık geçmiş değil. Acaba ne olacak? İkinci bir patlama oldu mu diye kimse bakmıyor. Kimse benim hayatım burada tehlikede mi diye bakmıyor. Ve herkes camı kırılmış. Bir camcı bulup camını kapatmaya çalışıyor. Açıktasınız. Kasım'ın 15'i. Kış gelmiş. Genellikle İstanbul 10 Kasım'da soba yakar. İstanbul'un çok fantastik, hüzünlü bir silüeti vardır. Tarihi yarımadaya baktığınız zaman Haydarpaşa'dan böyle başka şehirde rastlamadığınız bir hüzne kapılırsınız. Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, Ayasofya. Bu patlama sırasında Topkapı Sarayı da nasibini almıştır. Birçok binanın ön camları kırılmıştır. Bazı eserlerin tahrip olduğu bile söylenir. Bu ruh durumu içinde dediğim gibi ilk etapta ne yaparsam yapacaktım. Olay yerini çekmek için Haydarpaşa Kule'ye çekip müdürün odasından fotoğrafı çekmiştim. Burada yanan bir tanker resmi vardı ve karşıdaydık. Yani tankerle yüz yüzeydik. Böyle burun burunaydık. Olay yerinin resmini çektikten sonra yapılacak tek şey en yakın hastaneye gidip yaralıları çekmekti. Haydarpaşa'ya gittim. Volkswagen'den yine. Herkes bir koşuşturma içinde, herkes bir panik içinde ama daha trafik henüz kilitlenmemiş. Bizde gazetecilikte böyle gelişir. Ya önce olay yerine gidersiniz ya yaralığın bulunduğu hastaneye gidersiniz. Olay yerini çekiyorsunuz tabii haliyle, çünkü onu daha sonra çekmek zorlaşacak.
Oradan Haydarpaşa'ya gelmiştim. Haydarpaşa'ya geldiğim zaman acil serviste beyaz çarşafların içinde iki kişi yatıyordu. Bunlardan biri kaptan dediler, Romen. Tabii Romence bilmiyoruz, konuşamıyoruz. Diğeri de bir gemi görevlisi dediler. Şimdi baktığınız zaman yüzlerinde herhangi bir yaralama ya da ne bileyim vücutlarında bir hasar görünmüyor. Fakat bu tip işlerde çok derin şok yaşıyor insan. Konuşmakta zorluk çekiyor. Her şeyini kaybetmiş bir insan düşünün. Yani 50'ye yakın ölü var. Bütün mürettebatınız ölmüş. Geminiz gümbür gümbür yanıyor. Büyük bir şehri, tarihi bir mirası harap etmişsiniz. Ve ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ölü sayısını da bilmiyorsunuz. Ve böyle yatıyorsunuz. İşte o anda beyin duruyor. Ben öyle tahmin ediyorum. İnsan ne yapacağını bilmiyor. Onu da çektikten sonra başka şeyler çekmem lazımdı. Yani detaylar çok önemliydi. Oradan bir haber geldi ki Moda'da Kosova et lokantasının önünde zifte bulanmış insan cesetleri var. Vay! Tüylerim diken diken oldu. Çünkü daha önceki tecrübelerimden de bilirim ki hayatta en iğrenç şey, en bakılması zor şey yanmış insan cesedidir. Yemek yiyemezsiniz, mideniz kalkar, çok kötüdür. Bir geldim Moda Kosova et lokantasına zifte bulanmış. Denizden çıkartıyorlar cesetleri, başında böyle garip insanlar. Cesetlerin havadan patlama sırasında şiddetle uçarak sahile vurduğunu, bir kısmının denize dağıldığını, Zeytinburnu'nun da akıntıyla sürüklenip çıktıklarını falan biliyorum. Onların da gemiye ait olduğunu, ham petrolle bulanmış oldukları için biliyorum. Ve yapılan raporlarda, otopsi raporlarında milliyetlerinden anlıyoruz geminin mürettebatı olduğunu. O yangında güvertede bulunan gemi görevlileri patlama şiddetiyle mancılık gibi sahile doğru atılmıştı. Yani öyle şiddetli bir patlamaydı ve 50'ye yakın ölü olmuştu. O zifte bulanmış cesetleri de çektim. Ondan sonra geç kalan haber 5 para etmez. Ne yapıp yapıp çektiğiniz fotoğrafı bir an evvel gazeteye getirmeliydiniz. Öyle de yaptım. Kaptığım gibi fotoğraflarımı, diyalarımı gazeteye geldim. Girdiğim zaman istihbarat servis şefi gelmiş yerine oturmuştu. Bu tankerin patlaması bir anda gündemimizi değiştirdi. Bir anda gündem değişti çünkü Boğaz hattındaki taşıma yapan şehir hatları vapurlarının seferleri değişti. Seferler iptal edildi. Herkes etkilendi. Herkes etkilendi. Hava çok kirlendi. Nefes alınması hale geldi. O tanker yangını sırasında denizden çekilen deniz suyunu romorkörler tazyikle tankerin üstüne sıkıyorlardı. O zaman köpük sıkmayı bilmiyorlardı. Ya da böyle bir olayla karşılaşmamışlardı. Belki de köpük tedariki yoktu, stoku yoktu. Köpük sıkılmadığı için yanan yani denize akan ham petrol tekrar suyla beraber karıştırılıp tankerin üzerine alevin üstüne atılıyor. Ve bu şekilde yangın hiç sönmüyordu. Fakat rüzgarın tesiriyle havada uçuşan su zerrecikleri ham petrolle karışılmış. Karışık su zerrecikleri yüzünüze, gözünüze ve üstünüze geliyor, yapışıyor. Siz böyle ziften bir adam oluyorsunuz. İkinci gün, üçüncü gün işte dalga kıran ucunda bunları çekimlerine devam ettik. Rehberlik yapmak fotoğraf çekmekten daha da farklı bir şey. Daha iyisini çektirmek için yardımcı da olmak istiyorsunuz. Bu söylediğim Baviera televizyon ekibi dünyada sadece petrol yangınlarını çeken bir ekipti. Bunlar çeşitli yerlerde oturuyorlar. Ne zaman bir yangın haberi alıyorlar. Kimi bilardo oynarken ıstakayı bırakıyor. Kimi evinde omlet yaparken tavayı bırakıyor. Bir araya geliyorlar. Uçağı atlayıp geliyorlar. O yangını belgeselini çekiyorlar. Ve sonunda diyecekler ki dünyada yakıtın tankerle taşınması iyi bir şey değildir. Daha önce de Avustralya'da bir yangına gitmişler. İşte senede kaç tane yangın oluyorsa sadece bunları çeken bir ekip. Ben dost, yönetmen, bir tane asistan kameraman var, bir gerçek kameraman var, bir de sound ses mühendisi var. İşte onları dalga kırın ucuna çıkartıyorum. Sabah ezanı, imam ezanı okuyor.
yangın devam ediyor kütür kütür. O ezanla, ezan sesiyle yangının sesi birbirine karışıyor. Tüyle ürpertici bir durum. Etrafta dolaşan teknelere bakıyorsunuz. Bir yangın geçirmiş bir şehir. Silüeti hüzünlü, duman gökyüzünü kaplamış. Rüzgar yönüne doğru, ya Boğaz'a doğru gidiyor, ya Marmara'ya doğru gidiyor. Ve ortada yangın geçirmiş, kaza uğramış bir gemi, köpek balığı kılçığı gibi böyle yatıyor. Etrafa bakıyorsunuz, dalga kıran, dalga kıranda karabataklar var, onlar da siyah. Böyle garip de bir uyumlu bir şey var, peysaj var.